Sevgili Mavera TV izleyicileri, bugün nasip olursa Esma-i Hüsna ile Maddi ve Manevi Gelişimimiz isimli videolar zincirimizin bir yeni halkasında tekrar birlikte olacağız sizlerle. Bu videolarımızda Rabbimizin isimlerini tek tek inceliyoruz. Anlam alanlarını inceliyoruz. Ondan sonra bizim hayatımızda, bizim kişiliğimizdeki iz düşümlerini, bize katkılarını, etkilerini, faydalarını, kişiliğimize faydalarını, katkılarını inceliyoruz. Bir yönetici olarak Rabbimizin her bir bu isimlerin her birinden nasıl faydalanabileceğimizi inceliyoruz, çalışıyoruz. Ve bu her bir ismin manevi hayatımıza, manevi kişiliğimize nasıl katkılar yapacağını konuşuyoruz. Yani tabiri caizse bu Esma-i Hüsna isimli listeden bu sadece duvarlarımızda, evlerimizin, iş yerlerimizin duvarlarında bir süs unsuru olmaktan öteye geçemeyen bu mübarek, bu güzel isimlerden psikolojik olarak nasıl faydalanabileceğimizin bir çalışmasını yapmış oluyoruz bu programlarla sizlerle birlikte inşallah. Bugün Allah nasip ederse Esma-i Hüsna ile Maddi ve Manevi Gelişim isimli videolarımızın El-Hafidu ve El-Rafi'u isimlerini, Rabbimizin bu iki ismini birlikte çalışacağımız, inceleyeceğimiz bir program yapmış olacağız Allah nasip ederse. Az önce söylediğim gibi bu Rabbimizin isimleri genelde çoğu tek tek incelenmesi gereken, incelenmesi gereken isimlerdir. El-Alim, El-Hafi, El-Rahman, El-Rahim gibi. Bunlar tek tek incelenir. Fakat birkaç tane isim kümesi var Rabbimizin. Bunlar tek başına incelenmez, incelenmemelidir. İki isim birlikte incelenmelidir. Çünkü bunlar zıttır. Buradaki şu anda inceleyeceğimiz isimler de bu çift birlikte incelenmesi gereken isimlerdendir. El-Rafi'a, El-Hafid. El-Rafi'a, El-Hafid isimlerini inceleyeceğiz birlikte inşallah. Birazdan anlamlarını verdiğinde neden birlikte incelenmesi gerektiğini de görmüş olacağız. El-Rafi'a ismi esasında benzerleri, türevleri Türkçemizde de kullandığımız bir kelimedir, bir isimdir. El-Rafi'a. Anlamı yükselten, terfi ettiren, rütbe veren anlamlarına gelen bir kelimedir. El-Rafi'a. Rafi'a, refa'a kökünden geliyor. Terfi kelimesi oradan geliyor. Terfi, refa'a, terfi, refa'a. Başındaki T'yi atarsak, terfi kelimesi, refa kelimesinin esas köklerinin R, F ve ayın harfleri olduğunu görürüz. Türkçe'de kullandığımız bu kelimeden türemiş isimler, az önce söylemiştim. Mesela raf kelimesi, ayın harfi orada düşüyor. Bu kelimeden türemiş bir kelimedir. Terfi kelimesi az önce söylediğim gibi bu kelimeden. Bir de uçaklar için, havayollar için kullanılan İrtifa kelimesi, irtifadır aslı. Ayında, sonunda bir ayın var. Yükseklik demek, yükselti demek. Uçakların rotasının yüksekliğini ifade eden bir kelimedir. İrtifa, o da bu kelimeden türemiş bir kelimedir. Türkçe kullandığımız anlamlarını veriyorum. Kafamızda, zihnimizde kelimenin anlam alanı biraz daha belirginleşsin ve kalıcı olsun. El-Rafi'a kelimesi, irtifa kelimesiyle, terfi kelimesiyle aynı kökten gelmiş kelimedir diyoruz. Bu El-Rafi'a kelimesinin zıttı olan El-Hafid kelimesinin, El-Hafidu kelimesinin de El-Rafi'a kelimesinin zıttı olarak alçaltan, terfisini düşüren, tenzili rütbe eden, rütbeleri söken gibi bir anlamı var El-Hafid kelimesinin. Yükselten, alçaltan. Bu iki isim anlam alanı itibariyle hem maddi alanlardaki yükseklikleri, alçaklıkları ya da yükseltmeleri, alçaltmaları ifade eder. Maddi alandaki yükseltmeleri, alçaltmaları ifade eder. Hem de manevi alandaki yükseltmeleri, alçaltmaları ifade eder. Maddi anlamda birisine sosyal statü olarak ya da işletme yönetimsel statü olarak
statü yükseltmesi ya da tersi El-Rafiye ismi, El-Hafet isminin anlam alanındadır. Manevi olarak da aynı şekilde yükseltmeler, alçaltmalar. Yükseltme, alçaltma, edilgen yapısını kullanıyorum. Sebebi şu, burada bir bu yükseltmeyi, alçaltmayı yapan, yükselen, alçalanın dışında bir varlıktır. Onu vurgulamak için yükselten, alçaltan kelimesini kullanıyorum. Zaten El-Hafet ve El-Rafiye kelimeleri edilgen anlamlar ifade ediyor. Şimdi burada o zaman nereye geliyoruz? Yükselten ve alçaltanın El-Rafiye ve El-Hafid isminin esas sahibi kimdir? Tabii ki Cenab-ı Hak. Yani insanların kafir olsun, müşrik olsun, Müslüman olsun bütün insanlara rütbe veren, insanları yükselten, maddi ve manevi açıdan yükselten gerçek varlık kim, nedir? Allah Teala'dır. Allah Teala da insanların bu yükseltilme ve alçaltılmasını gene onların çalışmalarına, gayretlerine veriyor, bağlıyor. Yani Cenab-ı Hak öyle bir sistem kuruyor ki evrende, kainatta. Bunu biraz ateistlere de söylemiş olalım. Sanki Allah yokmuş gibi bir sistem var. Yani Allah'ın müdahalesi görünmüyor, hissedilmiyor, fark edilmiyor. Öyle bir sistem kurmuş Rabbimiz. Bu inancın, imanın değerini de ortaya koyan bir özelliğidir. Bu iman etmek ispatlanması kesin mümkün olmayan şeylere iman edilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da evrende kurmuş olduğu sistemde çok müdahil görünmüyor. Yani inkar etmeyi düşünen bir insan için inkar etmek kolay. Rahatça inkar edebilir, yoktur denetebilir. Şimdi onu söylemiştik. Cenab-ı Hak alçaltan ve yükselten esas varlık, esas şey nedir? Arka plandaki varlık Allah Teala'dır. Bunu Rabbimiz bir ayet kelimesinde ifade ediyor. Diyor ki, Estağfirullah, ve elleyse lil insane illa ma sa'a. İnsan için sadece gayretinin karşılığı vardır. Sa'i gayret demek Arapçada. İnsan için sadece gayretinin karşılığı vardır. Gayret varsa o gayretin karşılığı bir kazanç vardır. Bu kazanç para olabilir, maddi şey olabilir, manevi şey olabilir, rütbe olabilir. Sonuçta bir kazanç olabilmesi için o kazanca yönelik bir gayretin olması gerekiyor. Tam onu ifade ediyor bu ayet-i kerime. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى Gayretsiz hiçbir şey kazanılmaz. Ne maddi şeyler kazanılır, ne manevi şeyler. Evet. İnsan maddi alanda gayret eder, mücadele verir, sayı ortaya koyar ve bunun karşılığında Allah ona onu terfi ettirir, yükseltir. Maddi açıdan yükseltir. Rütbe kazandırır. İnsan manevi açıdan, manevi alanda gayret gösterir, çalışır, mücadele eder ve o mücadelenin sonunda Allah ona manevi makamlarda terfiler verir. Manevi makamlarda yükseltir. Burada dikkat etmemiz gereken şey, önemli bir ayrım noktası vardır. Maddi ve manevi yükseltmeler, alçaltmalar birbirinden bağımsız çalışır, birbirinden bağımsız hareket eder. Yani bir insan, uç bir örnek, maddi alanda dünyanın zirvesine en yüksek rütbeye çıkabilir dünyalık açısından. O insan bu dünyanın zirvesi, dünyaların zirvesi noktasına gelen bu insan manevi açıdan dünyanın en düşük, en pespaye, en kötü rütbesine, en alt rütbesine düşebilir. Yani şöyle söyleyeyim, şu anda 8 milyar insan yaşıyor yeryüzünden. Maddi açıdan bir insan bu 8 milyar insanın bir numarası olabilir. Bir numarası olabilir. Ondan sonra manevi açıdan da bu insan bu 8 milyar insanın en kötüsü olabilir. 8 milyarıncı olabilir. Yani iki maddi açıdan birincilikle manevi açıdan sonunculuk aynı şahısta bir araya gelebilir. Onu demek istiyorum. Evet. Bu tarihten, İslam tarihi, Kur'an-ı Kerim'de bu maddi açıdan zirve, manevi açıdan da en esfere safirin, Kur'an-ı Kerim tabiriyle konumunda olan insanların sembol isimleri Firavun ve Nemrut'tur. Kur'an-ı Kerim'deki sembol isimler.
Firavun hakikaten o günkü dünyanın, o antik dünyanın en güçlü adamıdır. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim ona örnek veriyor. Bir numaradır. Hatta öyle güçlü ki adam kendisini tanrı zannediyor. Yani o kadar güçlü. Bir, hiç hastalık yaşamamış, başı bile ağrımamış hayatı boyunca o firavun. Firavunlardan bir firavun. Kur'an-ı Kerim bahsettiği firavundan bahsediyorum. O kadar güçlü ki adam bir emriyle öldürüyor, asıyor, kesiyor, yani toplumları katlediyor falan filan. Yani böyle hakikaten müthiş bir gücü var. Orduları, şunları, bunları. Dünyanın zirvesi. Fakat aynı firavun, aynı şahıs, işte Kur'an-ı Kerim'de bize bildirildiği kadarıyla o yaptığı zulümlerle, yaptığı insanlık için oluşturduğu felaketlerle döneminin en fenası, en felaketi, en esfere sahilini olmuş aynı şahıs. Dünyalık açıdan bir numara, manevi açıdan da en felaket. Zaten şunu rahatça söyleyebiliriz. Manevi açıdan en kötü duruma düşen insanlar dünyalık açıdan en üst olan insanlardır. Yani çok fazla gücü, imkanı olmayan kafirler esfere sahilin olamazlar. Düşüklerin en düşüğü olamaz. Yani düşüklerin en düşüğü olabilmesi için elinde güç olması gerekiyor ve o gücü kötüye kullanması, zulme kullanması gerekiyor. Böyle olursa düşüklerin en düşüğü haline gelebilir. Tabii onu el-hafıd olan Allah düşüklerin en düşüğü haline getiriyor. Esfere safirin haline getiriyor. Evet. Böyle varlıklar işte bunların sembolü Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve Nemrut'tur demiştik. Nemrut'u da biliyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın başına bela olan o günkü dünyanın şeysi, en ceberut adamı Nemrut. O da öyle. Kendisini tanrı zannediyor. Elindeki güçten dolayı. Çok güçlü. Tarih boyunca bu sembollerle ifade edilen bu adamlar, bu güçlü adamlar, kendilerini tanrı zanneden güçlü adamların günümüzde de şeyleri var, versiyonları var, güncel versiyonları var, şu anda yaşamakta olan. Mesela adam Amerika Birleşik Devletleri'nin kralıdır. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yeryüzündeki konumu en üst devlet olduğundan dolayı, en güçlü devlet olduğundan dolayı onun kralı da evrenin, dünyanın kralı olmuş oluyor doğal olarak. Adam bir imza atıyor. Diyelim bir gün oturuyor, bir anlaşma yapıyor, bir imza atıyor. O imzayı gösteriyor. Ondan sonra o imzadan bir gün sonra yüzlerce Filistinli şehit ediliyor. Yani adamın imzası o kadar güçlü ki dünyanın bir tarafında atmış olduğu bir imza ile öbür tarafında bir gün sonra, hatta bir güne varmadan yüzlerce Filistinli şehit oluyor. Bu kadar güçlü. Ha, bu adam dünyanın bir numarasıdır ama esfere safirindedir. Yine adam NATO'nun, Birleşmiş Milletler'in kralıdır. Kral kelimesini sembolik olarak söylüyorum. Bir numarasıdır anlamındadır. Ondan sonra böyle bir kral olan, bir numara olan adam işte bir iş yapıyor, bir imza atıyor, bir uygulamayı devreye koyuyor ve bu uygulamanın sonunda Bosna'da binlerce kişi şehit ediliyor birkaç gün içinde. Adam bu kadar etkilidir. Ne oluyor burada? O muhteşem yetkiyi ve etkiyi, gücü en kötü şeyde, zulümde, insanları yok etmekte kullanıyor, katliamda kullanıyor. Bundan dolayı esfere safirine iniyor. Yine adam Myanmar'ın kralıdır. Ondan sonra Çin'in kralıdır. Bir emriyle binlerce Müslümanın şehit olmasına sebep oluyordur. Dolayısıyla böyle krallar, Nemrut, Firavunvari krallar şu anda günümüzde de var. Ona örnek veriyorum. Maddi açıdan dünyanın zirvesindedir. Zaten manevi açıdan, manevi açıdan, ahiretlik açıdan dünyanın şeyin en kötü olabilmesi için dünyanın zirvesinde olması gerekiyor. Az önce demiştim. Şimdi az önce ifade etmiştim. 8 milyar insan var şu anda yaşamakta olan yaklaşık. Tam 8 değil de 8 milyara yakın. 7 milyar 900 bin civarında falan insan yaşıyor yeryüzünde. Bu insanlar bütün dönemlerde olduğu gibi her dönemde. Geçen sene, evvelki sene, geçen yüzyıl, evvelki yüzyıl, ondan sonra antik çağda falan yaşamakta olan insanların mutlaka bir sıralaması var. Bu insanların birisi Allah'a en yakın, bir numara Allah'a yakınlık açısından. Birisi de Allah'a en uzak, son
kişi. 8 milyar insan açısından şey yapalım, düşünelim. Şu anda bu insanların yaşamakta olduğumuz, şu anda bugün bu saatte yaşamakta olan insanların birisi Allah'a en yakın, bir numara. Ha, onun kim olduğunu biz bilemeyiz. Mümkün değil o. Onu ancak Allah bilir. Belki kendisi de bilemeyebilir. Belki de bilir, bilmiyorum. Ondan sonra ama o bir numaradır. Allah'ın nazarında bir numara bu. Birisi ilk üçe girmiştir. Bu 8 milyar insanın ilk üçte olanları vardır. İlk 7'de olanları vardır. İlk 40'ta olanları vardır. İlk 1000'de olanları vardır. Bunlara tasavvuf literatüründe bir numaraya kutbul aktab deniyor. Tasavvufçular, tasavvuf ehli, sufiler bir numaraya kutbul aktab diyorlar. Bir numara. İnsanların zirvesi. Şu anda yaşamakta olan insanlar arasındaki bir numara. O kim bilmiyoruz. İlk üçe üçler diyorlar tasavvuf ehli. İlk yediye yediler diyorlar. İlk kırka kırklar diyorlar. Yani ilk kırka girmiş olanlar. Bunların kim olduğunu bizim bilmemiz mümkün değil. Az önce söylediğim gibi. Kendileri bilir mi bilmez mi onu bilmiyoruz. Çünkü öyle bir ifade kimse söylemez. Ben birinliyim. Yani şu anda yaşamakta olan insanların bir numarasıyım demez o zaten. Bilse bile demez. Deneyeceğinden dolayı zaten oraya yükselmiştir o makama. O bir numara yükselmiştir. Onunla artistlik yapmaz yani. Yapacak olsa oraya yükselemez. O yüksek makama. Bu insanlar, bu zirvede olan insanlar tasavvuf literatüründe bu insanlara bazı yetkilerin verildiği söylenir. Bu doğru mudur, değil midir onu bilemeyiz. Ama bu insanlar, ama aklı mantıken sanki şöyle geliyor. İşte dünyalık rütbesi en yüksek olan kişinin elinde mutlaka yetkiler var. Ve onunla bir şeyler yapar. Ve onu genelde dünyanın zirvesi olan kişiler genelde kötülük için, kendi çıkarları menfaatleri için kullanırlar. Ama dünyanın manevi açıdan bir numarası olan kişiler de tam tersidir genelde. Tam tersidir. Genelde demeyelim. O neden dünyanın bir numarası olmuştur manevi açıdan? Allah tarafından Er-Rafi isminin tecellisi olarak bir numaraya çıkarılmıştır. Neden? Çok fedakar olduğu için. Çok insanlara çok hayrın nas ve yenfa'un nas hadisi şerifinden hareketle konuşalım bunu. Bir insan, insanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman demek ki o insan, o bir numara olan insan, insanlara en çok faydası olan insandır. İnsanlara en çok faydası olan, yani şu anda yaşamakta olan insanlar içinde insanlara en çok faydası olan dır da ondan dolayı bir numara olmuştur. Ya da ilk üçe girmiştir, ya da ilk yediye girmiştir, ya da ilk kırka girmiştir. Yani tasavvuf tarihte böyle adamlar var mıdır? Mesela ben tahmin ediyorum, bu Hüsnü Zan'dır ama tahminimde kuvvetle isabet ettiğimi düşünüyorum. Mesela Fatih Sultan Muhammed Han döneminde bu bir numara büyük bir ihtimalle ya Fatih'tir ya da Akşemseddin'dir. 1450'li yıllarda yaşamakta olan insanların bir numarası, iki numarası, ilk üçe giren insanlar çok büyük bir ihtimalle ya Fatih'tir ya Akşemseddin'dir. Belki de Akşemseddin'dir. Yani böyle tahmin ediyorum. Evet. Bu insanları, yani Allah'ın bir numarası olan manevi açıdan Allah'ın terfi ettirdiği, rütbe verdiği, en yüksek makamlara, mevkilere çıkardığı kişiler, az önce söylediğim gibi tanınmıyor, ruz da olabilir. Ama kesinlikle şunu söyleyebiliriz, onun bir numara olduğunu bilmemiz, tanıyor olsak bile bir numaradır, onu bilmemiz mümkün değil. Bunu ancak Allah bilir. Evet. 1250-1300 yıllarda, yani Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yıllarda, Osman Bey dönemindeki herhalde bir numara Şeyh Edebali olabilir. Osman Gazi, çünkü onun emrinde olan bir insandı. Şeyh Edebali olabilir. Bütün bunlardan devam edelim. Sonra ne var? Bu sıralama, insanların sıralaması devam ediyor. Birisi bir numara demiştik. Epeyce konuştuk onun hakkında. Birisi de Müslümanların son numarası. Müslümanların sonuncusudur.
o hangisi, bu bir 8 milyarıncısında kaç insan içine kaç milyarıncı, kaç milyonuncu Müslümanların sonuncusu, onu da bilmemiz mümkün değil. Fakat o sıralama gerçektir, vardır. Ve şöyledir, Müslümanların sonuncusundan sonraki kişi kafirlerin birincisidir. Sıralamadaki birincisidir. Ama en zirve kafir, en zalim olanıdır. O da en sonuncusudur. 8 milyarıncıdır. Az önce de ifade ettiğim gibi. Bu son Müslümandan sonraki sıralamadaki birinci kafir, kafirler içinde en iyi olandır. Yani adam belki sadece Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e inandığı an Müslümanlar safına girecektir. Belki iyiliklerinden dolayı, belki küt diye çok yüksek bir makama çıkacaktır. İman noktasını aşabilirse. İman ettiği an Müslümanlar safına, sıralamasına girip orada küt diye çok hızlı bir şekilde yüksek bir noktaya girebilir. Niye? Kafirler sıralamasındaki yerinin en yüksek olması onun bir takım özellikler sergilediğini, gösterdiğini bize anlatıyor. İyi bir adamdır o. Burada hemen aklımıza geliveren, belki sizin de aklınıza geliverir diye tahmin ediyorum. Böyle tartışmalarda kafirdi, işte cehennemlikte şu falan gibi tartışmalarda hemen önümüze pat diye konulan bir isim var. Edison ismi var. İşte Edison mesela ebedi cehennemlik midir diye sorarlar genellikle tartışmalarda. İşte ışığı, lambayı icat etti. Biz onun icat ettiği lambanın ışığı altında Kur'an-ı Kerim okuyoruz, ibadet yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir adam ebedi cehennemlik olabilir mi diye devamlı karşılaştığımız bir sorudur bu. Onu konuşalım kısa bir şekilde, birkaç saniye içinde. Edison gerçekten şu anda biz işte çekim yapıyoruz. Rabbimizin ismini çalışıyoruz. Ben bu isimlerle alakalı çalışmaların birikimini Edison'un icat ettiği lambanın ışığı altında yaptım. Sizinle paylaştığım bilgilerimi onun ışığı altında elde ettim. Dolayısıyla bana çok faydası oldu. Bize faydası oluyor, size de faydası oluyor, bana da faydası oluyor. Böyle bir adam cehennemlik olabilir mi? Bu soruya ben şöyle cevap veriyorum. Ama aynı adamın icat etmiş olduğu aynı ışığın altında işte o az önce söylediğim şeyin, Amerika'nın kralı da yaptığı çalışmayla bir emir veriyor. İmza atıyor. O lambanın ışığı altına imza atıyor. O ışık altına atılan imza ile bir gün sonra yüzlerce, binlerce insan öldürülüyor. Katlediliyor. Dolayısıyla Edison'un şeysini, insana faydasını sadece icat ettiği lambadan, ışıktan değerlendirmemiz mümkün değil. Az önce söylediğim gibi en büyük zalimler de o Edison'un lambasının ışığı altında yapıyor. Birikimini öyle biriktirdi ve yaptığı emirleri, çalışmaları da o lamba, o ışık altında yapıyor. Dolayısıyla o tek başına bir fayda değil. Bir de ayrıca Edison bu icadıyla çok ciddi paralar kazandı. Dünyalık paralar kazandı. Onun telifi, patent hakkını aldı yaptığı icadın. Ve Edison'un şu andaki torunları oradan para kazanmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Edison bak iyi midir? Belki de çok iyi bir insandır. Belki de Allah bilir. Vefat ederken mümin olarak vefat etmiş olabilir. Orayı bilmiyorum. Sadece icat ettiği lambanın ona derece kazandırıp kazandıramayacağı noktasında bir şey değerlendirme yapıyorum. İşte o itirazlar var. Edison ebediyen cehennemlik midir? Bize böyle bir fayda soran. İşte sadece bize faydası olmadı. Şeylere, zalimlere de faydası oldu Edison'un. Dolayısıyla o lamba icat etmiş olmaklığı Edison'un üstünlüğü açısından bir kriter olarak kullanılamaz demeye çalışıyorum. Evet. Şimdi dolayısıyla burada neyi anlıyoruz? Kafirler de kendi aralarında, kafirlerin iyileri var. Onlar da kendi aralarında bir sıralamaya tabi tutulmuşlar. Birisi kafirlerin bir numarası, İslam'a en yakın kişi pat diye geçebilir. Az önce söylediğim gibi. Birisi de şu anda yaşamakta olan insanın birisi de en kötüsü, en felaketi, en faciası, esfele safilini. Evet. Şimdi genel anlamda şu ana kadar biz neden bahsettik? Rabbimizin bu isimlerini insanlar üzerine nasıl kullanıyor, oradan bahsettik.
İşte iyilik, manevi alanda iyilik yapan kişilere Allah Teala manevi alanda terfi veriyor. İnsanların bir numarası oluyor. Maddi alanda iyilik yapan insanlara, iyi davranan insanlara, maddi alanda iyi çalışmalar yapan ve en leselil insanı, insan için sadece gayretin karşılığıdır ayeti kerimesi gereği gayret eden kişiler dünyanın bir numarası olabiliyor. Tam tersi de olabiliyor. Allah Teala onları terfi ediyor. Ya da tam tersi hiç çalışma, dünyalık açısından hiçbir çalışma yapmayan, süfli durumda olan, hiçbir değer üretmeyen kişiler dünyalık açısından en kötü duruma düşebiliyor. 8 milyar insan var sefaret açısından. Hiçbir maddi rütbesi, değeri olmayan insanlar var. 8 milyarıncı insan maddi açıdan. Manevi açıdan da böyle en sonda olan insanlar var. Yani bunlara da Allah el-hafid, el-hafid yanlış kullandım. El-hafid ismini kullanarak onların derecesi, rütbelerini maddi açıdan çalışma yapmayanlara rütbelerini el-hafid olarak en düşüğe indiriyor. Manevi açıdan da manevi açıdan rütbenin en düşük olması için çok gayret etmek gerekiyor. Zulüm vesaire gibi çalışmalar, çok ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. Çok fazla insan öldürmek gerekiyor. Onlar da çok büyük bir gayret ve mücadele ile ancak manevi alanda çok ciddi. Bakın Allah'ın nazarında en kötü insan gücünü, imkanını, gayretini çok kötü kullanmış insandır. Yani ona acımak insanlık açısından, hümaniter bir açı, mantık açısından böyle bir adama acımak insanlığa zıt bir şeydir. Adam çok gayret ederek, çok mücadele ederek, çok insan öldürerek, çok katlederek, çok kötülükler, zulümler yaparak çok o en kötü noktaya inmiştir. Oraya inmek için çok elindeki her türlü imkanı çok felaket şeyde kullanmıştır. Dolayısıyla öyle bir katilin bu hani bir tartışma var. Bir insanın kısasla alakalı. Kısas ile insan öldürmenin kötülüğünü, insanlığa yakışmadığını söyleyen bir komik bir felsefe var ya. Oradan bahsediyorum. İnsanın işte kısas yoluyla öldürülmesi, hukuk yoluyla öldürülmesi, idamdan bahsediyorum. İşte adam öldürmenin hukukileştirilmişidir deniyor diyenler var. Böyle çok hümanist olanlar var. Ama bu kim için bunu söylüyor? Bir katil için, seri katil için, bir emriyle binlerce insanı öldürmüş olan insan için söylüyor bunu. Yani böyle komik bir şey. Evet. Şimdi ne diyorduk? Bunlar şu ana kadar konuştuğumuz alan Allah'ın irtifa verdiği ve tahfit ettiği, terfi ve tahfit ettiği El-Hafid ve El-Rafi isimlerinin Allah'ın isimli olarak tecelli ettiğini şey yapıyor. Peki biz insanlar da Rabbimizin bu isimleri nasıl tecelli eder genel şey olarak? Burası da ilginç. Allah'ın vermiş olduğu özellikle maddi imkanlar, terfiler, rütbeler bir imtihan vesilesidir, sebebidir. Hem o kişi için, terfi verdiği kişi için imtihandır, hem de onun etrafındaki insanlar için imtihandır. Maddi açıdan adam gayret etti, çalıştı, Allah ona bir rütbe verdi, bir terfi ettirdi. İnsanların bir numarası oldu maddi açıdan. Ve tam o sırada bu insanın, bu bir numara olan adamın, Amerika'nın kralından bahsediyorum, NATO'nun kralından bahsediyorum, Birleşmiş Milletler'in, Myanmar'ın, Çin'in krallarından bahsediyorum. Bu insanlar dünyalık açıdan bir numara. Bu insanların bu noktası onların imtihanıdır. İmtihan edildiği noktadır. Bunu nasıl kullanacak bu? İşte az önceki örneklerde kötüye kullanıyor bu şeyini. O zaman demek ki adam imtihanı kaybediyor. Bu elde ettiği rütbeleri, imkanları kötüye kullanarak Fatih Sultan Mehmet tam tersidir. Dünyanın en etkili şahsıdır. Ama o şeyini İstanbul'u fethettiği gün ne yapıyor? Bütün Bizans ahalisine, halkına, vatandaşlarına konuşma yapıyor. Diyor ki hepiniz serbestsiniz. Dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Kötülük yapmadığı müddetçe. Hiç kimse sizin kılınıza dokunamaz diyor. Yani elde ettiği o muhteşem rütbeyi, gücü hayır için kullanıyor.
Ama şimdiki bazıları şer için kullanıyor. Böyle bir adam o zaman imtihanı kaybediyor demektir. Sadece kendisi imtihanı kaybetse tamam, problem değil. Onun o imtihanı etrafındaki insanlar için de imtihan. Bizim için de imtihan. Eğer adamın o yaptığı zulümlere destek veren insanlar varsa onlar da imtihanı kaybediyorlar. O destek veren insanların durumu şu. Rabbimizin bu isimleri açısından, El-Rafi'a ve El-Hafid isimleri açısından. dünyanın bir numarası olmuş, kralı olmuş kişi işi zulümde kullanıyorsa, yaptığı o gücünü zulümde kullanıyorsa, onun yanındaki kişiler ona destek vererek El-Rafi'a, dünyalık açısından El-Rafi'a oluyorlar o adam için. Ona rütbe veriyorlar, rütbesini destekliyorlar. Alttan ona payanda oluyorlar. Adam daha güçlü zulüm yapabiliyor. Dolayısıyla El-Rafi ismi onun etrafındaki kişiler de böyle tecelli ediyor. O adamın daha yüksek rütbe olma sahibi olması, daha güçlü olmasını sağlayan etrafında insanlar var onun. Hem işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Amerika'daki insanların desteklemesiyle, oy vermesiyle başkan oluyor. Bir de dünyanın diğer ülkeleri, devletlerindeki insanların desteğiyle başkan olmuş oluyor adam. Dolayısıyla ona destek veren herkes, maddi açıdan destek veren herkes, maddi alanda El-Rafi ismini kullanıyor ve ona destek veriyor, onu yüceltiyor. Rafi oluyor, terfi veriyor. Bunu kim veriyor? Etrafındaki insanlar ona. Ama bir de onun düşmanı olan, zalimin, baş zalimin düşmanı olan insanlar var yeryüzünde. Mesela ben öyle bir insanım. Olmak istiyorum ondan sonra. Benim gözlerimde o adam insanların en aşağısıdır. Esferi safirini, en düşüğü de 8 milyarıncıdır. İşte o zaman ben de o adama göre Allah'ın El-Hafid ismi tecelli ediyor. Ben o insanı dünyadaki en yüksek rütbesine rağmen en aşağılık insan olarak görüyorum. Bundan dolayı Rabbimizin El-Hafid ismi o adama göre bende tecelli ediyor. Ben o adamı en aşağılık görüyorum. En aşağılık rütbede görüyorum ve ona göre hayatımı düzenliyorum. Onu engellemek için çalışmalar yapıyorum, gayret ediyorum. Gücüm az. Ondan sonra gücüm nispetinde El-Hafid ismi bende tecelli ediyor. Benden daha güçlü Müslümanlar da bu El-Hafid ismi o insanların esfere sahirin olma noktasına getirilmesi için El-Hafid ismi benden daha güçlü Müslümanlar tarafından daha güçlü şekilde kullanılıyor. Onlar da El-Hafid ismi açısından daha yüksek rütbeli. Yani böyle rütbelerin, teriflerin birbirleriyle etkileşimleri, birbirine göre konumlanmaları var. Evet. Rütbesini iyilik için kullanan insanlara bir rütbe elde etmiştir. Şu anda yeryüzünde yaşamakta olan insanları düşünün. Bunların işte bazıları gücü vardır, imkanı vardır ve o imkanı iyilik için kullanıyordur. Mesela bizim milletimiz genelde millet olarak böyledir ve milletimizin seçtiği insanlar da zaman zaman gücünü iyi için, hayır için mazlumlar. Mesela bizim askerlerimiz, komutanlarımız iyi insanlardır. Ellerindeki gücü mazlumları korumak için kullanırlar. Dolayısıyla zannediyorum onlar Rabbimizin El-Rafi, manevi alanda El-Rafi. Zaten adam şehit oluyor. Şehitlik makamı nedir? En üst makamdır. Peygamberlik makamından sonraki en üst makam şehitlik makamıdır. Dolayısıyla nedir? Şehitler derecesi en yüksek olan insanlardır. Çünkü başkası için, başkasını korumak için kendini feda ediyor. Kendi varlığını feda ediyor. O zaman bizim askerlerimiz, polislerimiz, özel harekat polislerimiz bu Rabbimizin El-Rafi ismi açısından en çok yükseltilmiş, manevi alanda en çok yükseltilmiş insanlardır. Biz de onları sevdiğimizden dolayı, onları desteklediğimizden dolayı dualarımızla, ondan sonra onlara mesajlarımızla Anadolu halkı işte savaşan askerlerimize yün çoraplar örüyor, onlara yemekler gönderiyor. Ne yapıyoruz bu Anadolu halkı? O insanlara, o güzel insanlara vermiş olduğu bu desteklerle onların manevi rütbesini yükseltiyor. Terfi ettiriyor onlara. O zaman bu insanlar, Anadolu halkı, ben, siz, güzel insanlar, o şehitler, şeylerimize, savaşan askerlerimize, iyilik için savaşan,
hayır için savaşan askerlerimize terfi ettirmiş oluyoruz. Onlara yüksek rütbe vermiş oluyoruz. O zaman biz de Rabbimizin Er-Rafi ismi tecelli ediyor. Evet. Genel anlamda böyle Er-Rafi isminin biraz girift, birbirini etkileyen, ters yönde de etkileyen bir şey. Ama anlatabildiğimi zannediyorum. Buradan şeye geçelim. Bir yöneticide, bir liderde, bir kurumda Rabbimizin Er-Rafi ve El-Hafid isimleri nasıl tecelli eder, nasıl karşılığı vardır, buna gelelim ve bunu da anlattıktan sonra programımızı bitirelim. Bir kurumda Rabbimizin Er-Rafi ve El-Hafid ismi ceza ve ödül sisteminde ortaya çıkar. Cezalandırma ve ödüllendirme sistemi Rabbimizin Er-Rafi ve El-Hafid isminin tecellilerinden birisidir. Ya da şöyle söyleyeyim, daha ayrıntılı söyleyeyim. Bir kurumda ceza ve ödül sistemi vardır. O ceza ve ödül sisteminin alt birimlerinden birisi de yükseltme ve alçaltmadır. Terfi verme ve rütbeyi geri alma vardır. Ceza ve ödül olmalıdır daha doğrusu. Bu Rabbimizin bu isimlerinden şunu anlayabiliriz, işletmeciler, yöneticiler, liderler için söyleyebileceğim bir şey bu. Şeyde işletme içinde, kurum içinde, ekip içinde insanlara rütbe vermek ya da rütbelerini düşürmek Allah'ın bu isimlerinden dolayı en etkili bir yöntemdir diye söyleyebiliriz. Yani insanları ceza ve ödül sistemi açısından bu iki isim bize ceza ve ödüllendirme, terfi ve tahfid uygulaması en etkili yöntemlerden birisidir diyebiliriz. Çünkü Rabbimizin El-Rafi ve El-Hafid isimleri var. Yani ödüllendirme ve cezalandırma sisteminin en etkili unsurlarından birisi dir diyebiliriz. Rütbe verme ve rütbeyi alma sistemi. Burada şunu söyleyebiliriz. Söylemeliyiz daha doğrusu. Bir kurumda ceza ve ödül sistemi kuruyorsak bu ikisinin çok dengeli kurulmasına dikkat edilmelidir. Ceza olmazsa ödül hiçbir yaptırımı olmaz, işe yaramaz. Ödül olmazsa ceza hiçbir işe yaramaz. Yani bir motivasyon sisteminde, bir şey sisteminde sadece cezaları varsa bir kurumda, o kurumda bu sistem işe yaramaz. Sadece cezalandırmaların olduğu şeyde. Sadece ödüllerin olduğu bir sistemde gene işe yaramaz. Ödülün karşılığında mutlaka ceza olmalıdır. Cezanın karşılığında mutlaka ödül olmalıdır. Bu ikisi dengeli olursa o ceza ve ödül sistemi işe yarar. İşlevsel hale gelir ve kurumun işine yarar. Evet, genel şablonumuz şöyleydi, hatırlayalım. Rabbimizin isimlerini inceliyoruz, şey yapıyoruz ve o isimlerin manevi alandaki etkilerini de, maneviyatımızın, manevi gelişimimizdeki etkilerini de konuşuyorduk. Az önce bu şeyin baş taraflarında manevi tarafı da konuşmuş olduk. Biz Er-Rafi ismini manevi gelişimimizde nasıl kullanacağız? Burası önemli. Az öncekilere atıf yapmış olayım. Manevi alanda Er-Rafi ismini manevi gelişimimiz için kullanmanın yolu iyi insanlara destek vermektir. Bakın burası çok önemli. İyi insanlara destek veriyorsak manevi alanda Er-Rafi ismini kullanıyoruz ve kendi maneviyatımızı geliştirmiş oluyoruz. İyi insanlara destek vererek onları yükseltmek, yüceltmek, iyi insanlara, iyilik yapan insanlara destek vermek, onları yüceltmek manevi alanda gelişimimizin önemli argümanıdır. Bu çok önemli. Manevi tarafımızın gelişmesi için iyi insanları desteklemek zorundayız. Destekledikçe, yani ben kendi imkanlarımla yapabileceğim, alabileceğim rütbeler belirlidir, sınırlıdır. Onu daha yüksek dereceler, rütbeler almak istiyorsam iyi insanlara destek olmalıyım. Bu da yetmez. Kötü insanlara da köstek olmalıyım. Kötü insanlara El-Hafid olmalıyım. İyi insanlara Er-Rafi olmalıyım.
kötülere, zalimlere, kötülüklere el-hafıd, iyi insanlara er-rafi, ne kadar, hangi oranda olursam ben o kadar iyi bir insan olurum. Allah'ın nazarında derecelerimin yükselmesi için, Allah'ın nazarında derecemin yükselmesi için kötülere el-hafıd, iyilere er-rafi olmalıyım. Bu hangi oranda olursa ben o kadar iyi bir insanım. Burası son derece önemli. Bu videomuzun mirengi noktası burası. Evet. Ben derecemin yükselmesini, daha yükselmesini istiyorsam emr-i bil maruf nehyen-i münker fazı bende çok açık bir şekilde tecelli etmeli. Ben kötülere baş belası olmalıyım, iyilere dost olmalıyım, iyilere destek olmalıyım. Bunu ne kadar yaparsam o kadar Allah nazarında yüksek makamlar, Allah beni o kadar yükseltir. Manevi alanda yükselmemin yolu kötülere engel olmak, iyilere destek olmaktan geçiyor diyerek videomuzu kapatalım. Allah bize, Rabbimiz bize iyilere azami derecede yüksek destek vermeyi, kötülere de azami derecede köstek olmayı cümlemize nasip etsin. Bu şekilde rütbelerimizi yükseltsin Rabbimiz diyerek videomuzu bitirelim.